İyi geceler. Burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çoğlu'nun Münbiç konusunda 4 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile bir takvim belirlenebileceğini belirtip terör örgütü YPG çıkacak, Türkiye denetleyecek ifadelerini kullandığı Türkiye'de 23'ü, halkın 3'te 1'inin Müslüman bir kişiyi, 5'te 1'inin de bir Yahudi'yi ailesinin üyesi olarak görmek istemediğinin ortaya çıktığı Almanya'da 22, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Adalet Bakanı Sessions'ın yerine başka birini seçmediğine pişman olduğunu açıkladığı Washington'da da 16-0-1'i gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın 3. gece bakışına hoş geldiniz. İlk olarak günün öne çıkan gelişmelerinden bazı haber başlıkları diyeceğiz. Parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 15 dakika süren toplantının gündeminde terörle mücadele, seçim güvenliği, Filistin'de yaşanan İsrail zulmü ve Rum kesiminin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmaları vardı. Toplantının ardından açıklanan bildirde proje terör örgütlerine destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği de vurgulandı. Terör örgütünün Suriye'nin Münbiç bölgesindeki varlığını sona erdirmek için gözler 4 Haziran'da onda yapılacak görüşmelere çevrilmiş durumda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu terör örgütü YPG PKK'nın yaz sonunda bölgeden çekileceğini söyledi. Ara dönemde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri birimleri bölgeyi yönetecek dedi. Dolarda gerileme devam ediyor. Merkez Bankası'nın sadeleşme adımlarına piyasalar olumlu yanıt verdi. Haftaya 4 lira 70 kuruş seviyesinden başlayan Amerikan doları 4 lira 50 kuruş seviyesinin altına düştü. Beklenti ise 4 lira 30 kuruşlu seviyelere inilmesi yönünde. Taksi esnafının ısrarla beklediği değişiklik yapıldı. Korsan yolmacılığına yönelik yaptırımlar ağırlaştırıldı. İnternetten faaliyet gösteren uluslararası ulaşım şebekesi Uber'in üyeleri ise düzenlemenin kendilerini etkilemeyeceği görüşünde. Yanılıyorlar. Haftanın 3. iş gününde çarşambanın gündemlere çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bak olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Gece bakışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen parlamenter sistemin son Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılarla başlıyoruz. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından kurulda ele alınan konulara ilişkin bir bildiri yayınlandı. Kurulda terörle mücadele ele alındı. Proje terör örgütlerine destek veren ülkelerin uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği vurgulandı. Seçim güvenliği de kurulunda ayrıntılı biçimde ele alındı. Terörle mücadele, seçim güvenliği, Filistin'de yaşanan İsrail zulmü ve Rum kesiminin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama çalışmaları. Tüm bu başlıklar son defa parlamenter sistemde yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Bildiride terörle mücadele konusunda şu açıklamalara yer verildi. Proje terör örgütlerini açık veya gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin terör örgütleri arasında ayrım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Filistin'de yaşanan İsrail zulmü de kurulun gündemindeydi. Katliam lanetlenmiş, barış zeminini tahrip eden her türlü girişim şiddetle kınanmıştır. Türkiye'nin her zaman ve her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, desteğin tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir. Kurul açıklamasında Rum kesiminin doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik net mesaj da verildi. Ege ve Doğu Akdeniz'deki kışkırtmalar karşısında Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını sonuna kadar kullanmakta tereddüt etmeyeceği vurgulanmıştır. Türkiye seçimleri hazırlanıyor. Şunun şurasında kaldı 25 gün. 24 yarışacak milletvekili adayları da resmen belli oldu. Yüksek Seçim Kurulu 27. dönem milletvekili seçimleri için kesin aday listesine
geride kalan gün içerisinde açıkladı. Seçime 8 parti ve 68 bağımsız aday katılacak. Listenin kesinleşmesiyle oy pusulası ve seçmen bilgi kağıtlarının basımına da hemen başlanacak. Yüksek Seçim Kurulu milletvekili kesin aday listesini açıkladı. 24 Haziran'da yapılacak olan milletvekili seçimine ilişkin olarak kesin aday listeleri belirlendi, tespit edildi. Biraz önce yayınlanmak üzere resmi gazeteye, yayınlanmak üzere de radyo ve televizyonlara gönderdik. 27. dönem milletvekili genel seçimlerine 8 parti ve 68 bağımsız aday katılacak. Bundan sonra Birleşik Oy Pusulalarının basımına başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımı yapılacak. Öte yandan siyasi partiler bazı sandıkların taşınması ve birleştirilmesi nedeniyle sandık kurulu isimlerinin teslimi için tanınan sürenin uzatılmasını istedi. YSK da 1 Haziran'da sona eren süreyi 3 Haziran'a erteledi. 24 Haziran seçimleri için ilk oylar 7 Haziran'da kullanılacak. Yurt dışı seçmen 19 Haziran'a kadar gümrük kapıları ve dış temsilciliklerde oy kullanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz dedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet protokolüyle iftarda buluştu Erdoğan. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getireceği imkanları vurguladı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği büyük dönüşümden ülkemizin hedef ulaşarak çıkması konusunda büyük bir imkandır. Gelin bu imkanı hep birlikte değerlendirelim istiyorum. Gelin Türkiye'yi 2023 hedeflerine hep birlikte ulaştıralım. Gelin çocuklarımıza 2053 ve 71 vizyonlarını hayata geçirebilecekleri bir zemini hep birlikte kuralım. İşte bunun için biz 24 Haziran seçimlerinde milletimize güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye sözü veriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'teydi. Dış politikada yeni bir hamle başlatacaklarını söyledi. TRT'nin Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik yayın politikasını o da eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gaziantep'teydi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Partisinin yayınladığı seçim vaatlerine açıklık getirdi, dış politikada yeni bir hamle başlatacaklarını söyledi. Yapacağımız ilk iş, dış politikada yeni bir hamle atmak, yeni bir hamleyi başlatmak, dış politikada. Türkiye, İran, Suriye, Irak. Dört devlet bir araya geleceğiz. Dört devlet. Ya kardeşim, Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kuracağız. Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı. Kısa adı OBİT. Orta Doğu'da barışı ve işbirliğini sağlayacağız. Orta Doğu'yu bir barış havzasına dönüştüreceğiz. Kılıçdaroğlu öğretmenler ve muhtarlar için ayrı kanunlar çıkartacaklarını söyledi. Öğretmenleri devlet memurları kanununun içinden çıkaracağız. Hakimlerin nasıl ayrı bir kanunu varsa öğretmenler için de ayrı bir kanun olacak. Muhtarların bağımsız özel bir kanunu. 137 kanunda muhtar adı geçer. Ne siz bilirsiniz ne de ben bilirim bunların tamamını. Ama bir muhtarlık kanunu çıkmalı, bütün ayrıntılar orada olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti. Evet, gündeminde TRT'nin Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik yayın politikası vardı. TRT büyük ölçüde tarafsızlığını kaybetmiş bir kurum olarak karşımızda duruyor. Seçime giren adaylar arasında ayrımcılık yapılıyor. Bir adaya olağanüstü zaman ayrılıyor. Bir adaya kısmen ayıp olmasın diye zaman ayrılıyor. Diğer adaylar ise hiç görülmüyor. Evet, o da eleştirdi dedim. Zira Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de eleştirenler arasında. Ama onunla kalmıyorlar. Çalışanlarımızı kurumu hedef gösteriyorlar ve sonunda da saldırılar oluyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim beyannamesinde yer alan kesintisiz eğitim vaadini eleştirdi. Yozgat'ta konuştu. Bozdağ, 28 Şubat dönemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eliyle yeniden hortuluyor, dedi. 28 Şubat zihniyetinin
CHP eliyle yeniden portlatılması anlamına gelecektir. Bu 28 Şubat zihniyetine, yani CHP anlayışına milletimiz gereken cevabı en doğru şekilde verecektir. CHP seçim beyannamesinde yer alan kesintisiz 8 yıl eğitim sistemine geri dönüş vaadine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ vaat için 28 Şubat zihniyeti dedi, sert sözlerle eleştirdi. İmam Hatip liseleri ve diğer meslek liselerinin orta kısmını yeniden kapatacağız demektir. Çocuklarını Kur'an kurslarına göndermek isteyen velilerin çocukları 16 yaşını doldurana kadar Kur'an kurslarına gönderemeyecek demektir. Hafızlık müessesesi neredeyse yok edilecek demektir. Başbakan Yardımcısı Bozdağ Yozgat'ta açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağı iddialarına da cevap verdi. Birisi Türkiye'yi yönetmek, Türkiye Cumhurbaşkanı olmak için uğraş verirken diğer adaylar kendi aralarında bir rekabet ediyorlar. İkinci tura kalma rekabeti yapıyorlar. Onların Türkiye'yi yönetme diye bir dertleri yok. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden dergiye destek verdiği için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u eleştirdi. Türkiye seçimleri siyasi mühendislikle veya baş hesaplarla manipüle edilebilecek seçimler değildir. Türk halkı Macron'dan da daha akıllıdır. Bu tür mühendislik hesabı yapanlardan da daha akıllıdır. Evet, kurumumuz çalışanları hakarete uğruyor, hedef gösteriliyor, hatta tehdit ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bunlardan birisiydi. Bunu yapanlardan birisiydi. Muharrem İnce'nin İzmir programını takip eden TRT ekibine saldırı düzenlenmişti. Yapılan saldırıya tepkiler devam etti. Saldırı bu kez de kurumumuz çalışanları tarafından kınandı. Ankara'da TRT Genel Müdürlüğü önünde bir araya gelen Birlik Habersen TRT Şubesi üyeleri siyasilere seslendi. TRT'yi seçim malzemesi yapmayın mesajı verildi. Sloganlar atıldı. Basının okulu şiddete kapalı. Afişler açıldı. Bir grup CHP'linin İzmir'de TRT ekibine yönelik saldırısı bu kez Ankara'da TRT çalışanları tarafından protesto edildi. Meydanlardaki TRT tartışmaları artık saldırılara dönüşmeye başlamıştır. Arkadaşlarımıza dönük basına yansıyan, yansımayan saldırılar mevcuttur. Sahada görev yapan TRT çalışanları bu durumdan tedirgindir. Bizler daha büyük provokatif eylemlerden endişe duyarak çalışıyoruz. TRT Genel Müdürlüğü önünde bir araya geldi TRT personeli. Açıklama Birlik Habersen TRT Şubesi tarafından yapıldı. Meydanları dolduran seçmenler sizin projelerinizi, fikirlerinizi dinlemeye geliyorlar. Bizim düşüncemize göre TRT üzerinden yaşanan tartışmalar, gerginlikler seçmen kitlesinde de artık bıkkınlık oluşturdu. Bundan sonra gerçekleşebilecek saldırılar için endişe duyduğunu ifade eden Birlik Habersen TRT Şubesi siyasilere seslendi. Cumhurbaşkanlığı adaylığına soyunan değerli isimlere buradan seslenmek istiyorum. TRT kurumunu ve bizleri lütfen seçim malzemesi olarak yapmayın. Esas acı olan da siyasilerin, bu arkadaki güçlerin bu insanları tahrik etmesi. Esas büyük vaka bu. Buna dikkat çekilmesi gerekiyor. Yazık, bu insanlar ekmeğinin içinde. Kurum çalışan arkadaşlarımız görevini yapıyor. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyoruz. TRT'ye şiddet! Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçim çalışması